Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Sevgili izleyiciler, Antalya'nın Saklı kentindeyiz. B dağlarında, B dağlarının arasında bir yer burası. TÜBİTAK'a bağlı Türkiye Ulusal Gözlem Evi var. Hemen dağın tepesinde karşımızda. Muhteşem bir dağ. Hayatımda gördüğüm en muhteşem dağlardan birisi. Van'da Başit başında bu haleti ruhiye hissetmiştim. Şimdi belki de onu bile geride bırakan muhteşem bir manzara var. Şu anda bulutların üstündeyiz yer yer. Antalya'dan buraya çıktık. 35-40 kilometre yolu fazla düzgün olmamakla birlikte asfalt. Ama bu 35-40 kilometreyi 1,5 saatte, 2 saatte aldık. Zaman zaman durduk, etrafı temaşa ettik. Şimdi hemen bu Saklı Kent Yayla mı oluyor burası? Evet, yayla. Saklı Kent Yaylası ve TÜBİTAK'ın burada gözlem evi var. Ulusal gökyüzünü gözlem günleri her sene burada düzenleniyor. 3 gün bu sene de işte Ağustos'un 20, 21, 22 Ağustos. 21, 20, 21, 22 Ağustos. Evet, biz son 2 günle katıldık. Akşam geldik. Bu sabah muhteşem bir güneşin doğuşunu izledik. Elhamdülillah, hayatımda izlediğim en güzel doğuş buradan. Çünkü bulunduğumuz yerden daha aşağılardan doğuyor. Yer yer aşağılarda tabii rutubet var, hava kirliliği var, dumanlar var ve onların arasından doğarken güneşin bütün renklerini görüyorsunuz yükselirken. Evet, Bey Dağları'nın zirvelerinde dolaşıyoruz. Hemen bu Saklı Kent Yaylası'nın camisinde biraz önce öğlen namazını kıldık. Şimdi bulutlarla kaplandı tepeler. Allah'ım, dağlar gibi bulutlar üzerimizde, altımızda, dağların her tarafında ve bulutlar gibi dağlar, yüce dağların arasında bulunuyoruz. Rabbimiz dünyayı gerçekten çok muhteşem yaratmış. Kudretine her geçen gün hayranlığımız artıyor. Sübhane men tahayyara fî sun'ihil ukul. Sanatı karşısında akıllar hayrette olan Allah'ı tesbih ederim. Bu tesbih sözcüğü, Peygamberimizin bu tesbihi dilimizden düşmüyor burada. Gerçekten her şey muhteşem. Sıtkı Hocam Bolvadin'den, Üstadın hemşerisi, orada meslektaşımız öğretmen. Yıllarca bu gökyüzü gözlem şenliğine katılır. Bana da her zaman söylüyordu, ben de gelmek istiyordum. Şimdiye kadar nasip olmamıştı. Bu sene şartlarımız da uygundu. Kendisini Bolvadin'den alarak işte Antalya'ya geldik dün. Ve ikindiden sonra Antalya'dan bu Bey Dağları'na tırmandık. Evet. Biraz sonra Sıtkı Hocam tabii yıllarca katıldığı için burasıyla alakalı bilgi verir size akşam. İşte teleskoplarla burada tepede dev bir teleskop var. TÜBİTAK'ın Türkiye'nin en büyük teleskopu. Aynası 1,5 metre çapında aynasıyla
buradan gökyüzü gözlemleniyor. O teleskopu tabi buraya vadiye indirmediler. Vadiye indirilen 20 santimetre çaplı aynalı teleskoplarla, onlarca teleskopla katılımcılar, 350 kişi mi dediniz? 350 kişi. 350 resmi katılımcı vardı. Biz resmi katılımcı da değiliz bu sene. Onlarla birlikte işte Satürn gezegenini, Ay'ı, Ay'daki kraterleri bile böyle çok net görebiliyorsunuz. Demek ki bu mevsimler, yani Ay'da henüz daha Zilkade ayının 6'sı 7'si bu vakitlerde en iyi gözlemleniyor ki bu vakitleri seçmişler. Dolunay'da o kadar ışığı, ayın ışığı da görmeye mani oluyor. Yıldızları izledik. Hiçbir zaman hayatımda böyle yıldızlı bir sema izlememiştim. Uzaktan yine Andromeda galaksisini görüyorsunuz. Böyle bir yıldız kümesi ve toz bulutu halinde. İşte 1 trilyona yakın yıldız içinde barındıran ve bizim içinde bulunduğumuz 200-250 milyar yıldız, güneşimiz gibi içinde bulunan Samanyolu galaksisinin de iki katı, hatta daha fazla büyüğü, kapı komşumuz Andromeda'yı, efendim işte bir sürü yıldız isimleri saydılar. Yaz üçgeni, efendim. Takım yıldızlar. Takım yıldızlar, onları izledik. Ama bütün o bildiğimiz yıldızların dışında sayısız yıldız, gökyüzü yıldızlarla donatılmış böyle ışıksız bir ortamda gökyüzü manzarasını elhamdülillah bol bol seyrettik. 1 saat, 1,5 saat. Tabi dün sabah çıkmıştık Ankara'dan. Çıkarken yağmur yağıyordu. Ankara'yı sel almış duyduğumuza göre bu sabah. Efendim akşama kadar yollarda geçti. Yorgun halimizle yine de 1-1,5 saat seyrettik. Gece 12'de burada evimize döndük. Evimiz diyorum, yani bir arkadaşımızın evinde misafiriz. Efendim, ama bu gece daha uzun süre inşallah seyredeceğiz dinlenmiş olarak. Çünkü bu fırsat kaçmaz. Sıtkı Hocam dedi ki burada dedi bir Kur'an okursunuz herhalde dedi. Bir ders de yaparız. Namazımızı kıldık. İnşallah ben böyle açık havalarda, böyle kainata nazır tepelerde, kainatın kıraati olan, kainat kitabını okuyan, Kur'an ayetlerini okumayı çok severim. Varlıkların tesbihine, zikrine biz de ortak olalım, biz de katılalım. Bütün kainata katılalım, kainatın zikrine inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vücuhun yevmeizin na'imetun lisa'iha radiyetun fi cennetin aliye. La tesma'u fiha lagiye fiha aynun cariye. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر
Zikir innema ente muzekkirun leste aleyhim bimusaytir. İlla men tevella ve kefera fe yuazzibuhullahul azabel ekber. İnne ileyna iyabahum summe inne aleyna hisabahum. Sadakallahu'l-Azim. Gâşiye suresi. Önce cenneti, önce aslında cehennemle ilgili ayetler var. Onları geçtim. Cenneti vücuhun yevme izin naime. O gün yüzler vardır. Sevinçlidir, mutludur. Değil mi? Biz de şimdi burada... öyle böyle bir manzarada Allah'ın sanatını seyrederken nasıl mutluysak, içimizdeki, gönlümüzdeki mutluluk yüzümüze yansıyorsa, cennette demek ki böyle yükseklerden Allah'ın nimetleri içinde seyre dalacak insanlar da öyle. İnşallah. Yüzler vardır, güler, sevinçlidir. Efendim, nimetler içindedir. Çalışmalarından dolayı dünyadaki, yani biz bu kadar zahmet çektik geldik ya. Evet. Sa'iha radiya, yani iyi ki yapmışız, yani iyi ki böyle Allah yolunda ayaklarımız tozlanmış, yorulmuşuz diye çalışmalarından dolayı razıdırlar diyor, yani kendi yaptıklarından dolayı mutludurlar. Efendim, yüksek cennetlerde, bahçelerden seyrederler. Şu anda da bir örneği değil mi, yani dünyadaki örneğini işte burada onun için aklıma geldi. Efendim, o yüksek cennetlerde boş bir söz işitemezsin diyor. Orada işte böyle devamlı akan sular vardır. Efendim, hiç kesilmeden akan, fiha aynun cariye, ayn kaynak, cariye sürekli akar, ceryan eder. Efendim, İşte dolu kadehler, sıra sıra yastıklar, efendim böyle halılar, cennetin tasvirlerini yapıyor. Sonra da bunu bu Karadeniz'in yaylalarında dolaşırken de hissettim, daha yeni yani. Yani inanmıyorsanız demek istiyor. Bunları size vereceğime vaat ettiğim bu, bahsettiğim bu güzellikleri size vereceğime. Hani kafirler inanmıyor ya, alay ediyorlar, daha sonra onlara da hitap ediyor. Bakın diyor, yani deveyi nasıl yarattığımıza bakmazlar mı onlar diyor. İşte göğü nasıl bina ettik, göğü nasıl yükselttik, direksiz durdurduk, dağları nasıl diktik. Ve izessemâ, efendim, keyfe rufiat, nasıl yükselttik. Ve ilel cibâli keyfe nusibet, nasıl dağları diktik. Değil mi? Görüyoruz işte yani, evet, dikilmiş kocaman. Dünyanın dengesini sağlayan bir unsur. Vadileri nasıl yaydık, yeri nasıl döşedik. Sonra da zaten Kur'an düşündürüyor. Peygamberimize de hitaben sen düşündür diyor. İbret al. İnnemâ ente müzekkir. Senin görevin sadece düşündürmektir. Fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin diyor. Değilsin. Yani baskı yapacak değilsin. Tabii. Yani bu kadar... zaten hani Allah Allah, ne diyorum münazaratta, sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın, zira kainatı nagamatıyla raksa getiren musika ilahiye hiç durmuyor, mütemadiyen güm güm eder. Hani davul sesini işitmeyen sivrisinek sesini nasıl işitsin yani? Tabii. Dolayısıyla davul sesi gibi böyle güçlü bir mesaj veriyor. Yani kainat üzerinden, Rabbimiz yarattıkları üzerinden bütün insanlara en güçlü mesajı veriyor yani. Kendisini tanıttırıyor. Düşünün diyor yani, işte bunu, İbret alın. İnsan bunu düşünmeyecek de neyi düşünecek değil mi? O kadar o yıldızların altında, aman Allah'ım. Muhteşem manzaralar, ilahi güzellikler, olağanüstü tablolar. Rabbim bizleri
Bunları görmeyi nasip etti, gelmeyi nasip etti. Hamdolsun, şükürler olsun. Ne güzel. İşte hayatın en önemli anlamlarından birisi bence bu. Ben mikrofonu size bırakayım. Daha mikrofona yakın konuşun. Daha önceki gelişlerinizde yaşadığınız olaylar. Olabilir. İnşallah sizden bilgi alalım. Sevgili evet. dostlar, Saklı Kent'teyiz. Saklı Kent yaylasında caminin yanında etrafı temaşa ediyoruz. Tam zirveye daha çıkmadık ama buradan zirveleri önce aşağılardan yukarılara, sonra da inşallah yukarılardan aşağılara bakmayı Allah nasip eder. İnşallah. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne seyreder. Alem beni. Alem beni diyor ah, Nesibe. Tam onun dediği konumdayız yani elhamdülillah. Rabbimize çok şükrediyorum bize buraları görmeyi nasip etti biraz. Tabi Anadolu'nun her yerinde benzeri yerler var mutlaka. Ama burada TÜBİTAK'ın ulusal gözlem evinin bulunduğu Bey Dağları'nın zirvelerinde bu gözlem, gökyüzünü gözlem günleri gerçekten güzel. Bugün bizim daha ilk günümüz. İnşallah size daha geniş bilgi vereceğiz. Çevreyi tanıyalım. Şimdi Sıtkı Hocam defalarca gelmiş birisi olarak size bilgi versin burada. Burada her yıl Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu bünyesinde 1998 yılında kurulan Türkiye Ulusal Gözlem Evi var. Bey Dağları'nda bulunan Bakırlı Tepe'de yaklaşık 2500 metre yüksekliğinde. 1998 yılında kurulduğundan bahsettik. Her yıl istisnasız olarak Rabbim buraya gelmeyi nasip etti. Türkiye'nin en büyük teleskoplarından 3 tanesi burada kurulmuş vaziyette. Bu teleskoplar en büyüğü 150 santimetre ebadında. Tabii orada profesyonel gözlemciler gözlem yapıyor. Şu anda bulunduğumuz konumda Bakırlı Tepe'deki alt konumda Saklı Kent civarında genelde profesyonel ve amatör teleskoplarla biz gözlem yapıyoruz. Dün akşam Seyfettin Hocam'la birlikte izlediğimiz ay gözlemi ve Satürn gezegeni gözleminde bulunduk. Satürn gezegeni halkasıyla birlikte izleme imkanına sahip olduk. Bunun dışında dürbünle en yakın komşu galaksi olan Andromeda galaksisini izleme imkanımız oldu. Andromeda galaksisi bizim içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin komşu galaksisi. Yaklaşık 1 trilyon yıldızı barındırıyor. Tabii bu 1 trilyon yıldız dediğimizde bizim Samanyolu galaksimizde 200 milyar civarında güneş yani yıldız bulundurulmakta. Bu yıldızlar, gezegenler ve tüm diğer gök cisimleri ayette de belirtildiği gibi yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir ayetine ifadesi olarak yansımaktadırlar. Biz de Rabbimin lütfuyla onları müşahede etme imkanımız oldu, gözlem imkanımız oldu. Andromeda galaksisi 2,5 milyon ışık yılı mesafede. Bu şu demek, yani biz Andromeda galaksisine baktığımızda 2,5 milyon yıl önceki halini gözlemlemiş olduk. Dolayısıyla bizim için büyük bir tefekkür imkanı oldu. Rabbim inşallah diğer gök cisimlerinde ve diğer yeryüzündeki yarattığı varlıkları da izleme imkanını bizlere nasip eder. Bunun dışında tabii izlemiş bulunduğumuz küresel gök cisimleri vardı. Yıldız topluluğu toplulukları vardı. Bunları izlerken tefekkürümüz
arttı, tezekkürümüz arttı, Rabbimize hamdimiz, şükrümüz arttı. İnşallah diğer ortamlarda bulunmayı Rabbimiz bize nasip eder.